Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Go programlama dilinin kurulum işlemlerine bakacağız. Öncelikle birden fazla işletim sisteminde çalışabildiği için 3 tane işletim sistemini ben temel olarak, esas alarak anlatacağım. Bunlardan birisi Windows, diğeri MacOS, Macintosh ya da OS X işletim sistemleri diyebiliriz genel anlamıyla ve Linux. Windows tarafında İşlem genel olarak her zaman next şeklinde basittir. MSI kurulum dosyasını download sayfasından indirerek kurduktan sonra ilgili dosyaları C/ yani C dizinin içerisindeki Go isimli bir klasör oluşturup onun içerisine koyacaktır bu kurulum işleminden sonra. Ondan sonra Go içerisinde bin dizinin de bizim ortam değişkeni dediğimiz Pet Environment alanına değişkenini ekliyoruz. Burası nedir? Bakın şu şekilde sistem özellikleri içerisinde ortam değişkeni. Şurada Pet alanı var. Pet alanına eklemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra da kullanabileceksiniz artık. Aynı zamanda şuradaki GoPet ve GoRoot ortam değişkenlerine de dikkat edin. Bunların da uygulama tarafında kullanılması gerekecek. GoRoot ve GoPet. Bunları elle müdahale edebiliyorsunuz. Dikkat ederseniz bunları kullanabilirsiniz. Şöyle örnek olması için göstereyim. Mesela Go 1000 dizinini ben Pet içerisine ekleyeceğim burada. Şu şekilde New dediğimizde yeni bir alan oluşturur ve kapatırız. Bu kadar. Burayla işiniz bitiyor. Macintosh'ta da DMG paketini yine buradan indiriyorsunuz download sayfasından ve Go dağıtımını user local go adresine ekleyecek kendisi otomatik olarak. Sonra da user local go bin dizinini binary dizinini yani pet environment değişkenine eklememiz gerekiyor. Ortam değişkenlerine. Linux'ta da iki yöntem var. Birincisi otomatik paket yöneticisiyle kurulum. Bu kolay olan versiyon. Elle yapmak için de aslında genel standart. Gene arşivi download sayfasından indiriyorsunuz. Ondan sonra da user local go altına açıyorsunuz ve bunun altındaki bin dizinini de buradaki pet bilgisini de pet environment ortam değişkenlerine ekliyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bununla ilgili doküman sayfalarına bakalım. Bakın download sayfasındayız. Download sayfasında Windows için, Macintosh, MacOS için, Linux için kurulum downloadları var. MSI, PKG ve TAR/GZ şeklinde. Bunlardan doğrudan indirebilirsiniz. Farklı sürümler arıyorsanız alttaki mesela 1.8.3 son versiyon, 1.7.6 gibi bu şekilde farklı versiyonları da inceleyebilirsiniz. Sonrasında install işlemleri nasıl yapılır? O da doc yani dokümanlar içerisindeki install sayfasında. Buradan download ettiğinizi varsayıyorum az önceki sayfadan. Ondan sonra sistem gereksinimleri var. Bunları inceleyebilirsiniz. Mesela Windows XP ya da üzeri diyor burada. Bu genel olarak bir sistem gereksinimi gibi düşünülebilir. Macintosh'ta 10.8 ya da üzerinde, Linux'ta 2.6.23 ya da üzerinde ve glibc ile kullanılması vesaire. FreeBSD'de aynı şekilde bunları veriyor bize. Aşağıda da kurulum ve parametre bilgileri, ekstra tanımlar var. Bunları da hangi işletim sistemini kullanıyorsanız artık ona göre inceleyebilirsiniz. Go programlama dilinin kurulumu gayet basittir. Kurduktan sonra da testinizi şu şekilde yapabilirsiniz. Basit bir Hello World uygulaması. Bunu oluşturursunuz ve gördüğünüz gibi Go Build dediğinizde mesela bu Windows altında bir test ortamı. Go Build dediğinizde bunun derlenebilmesi vesaire gibi çıktıları inceleyebilirsiniz. Eğer derleme işlemi, çalıştırma işlemi başarılıysa herhangi bir sorun yoktur.